Welcome to Alaska. Merhaba, selamu aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi Krallar Vadisi'ne geldik. Böyle kapıdan araca bindik, biletimizi alıp. Yavaştan mezarlara doğru geçiyoruz, mezarlık alanına doğru. Ya vazir, vazir. Bakalım kaç dakika sürecek. Club Car'dan indik. Servisten, o bizi getiren elektrikli araçtan. Şimdi şeye doğru yürüyoruz, mezarlıklara doğru. Az kaldı. Burası Tutankamun'un mezarı. Aynı matruşka bebekleri gibi açtıkça birbirinden şeyler çıkıyor, o hani süslemeli mezar şeyleri var ya, tabutlar. En dış katman bu sanırım. Bunların içinden çıkanlar da hazineyle beraber. Kamile Müzesi'ndelerdi. Onu da ziyaret ettik biliyorsunuz ki. Ama orada çekemedim. Çekim yapalım. Az önce bahsettiğim olay buydu. Yani şunun içinden şu çıkıyor. Hatta onun içinden de şu çıkıyor, bakın gördüğünüz gibi. Tabut içinden tabut çıkıyor ya. Krallar Vadisi'nde böyle onlarca mezar var, farklı girişleri olan. Bazılarının kazıları hala devam ediyor. Kapıları şurada yukarıda, kapısı kapalı olan yer var, gördünüz mü? Böyle sığınak girişi gibi. Oralarda çalışmalar devam ediyor. Hatta şurada da var, hemen göstereyim size bir tane. Buralar ziyaret edilemiyor. Çalışmalar devam ettiği için, kazı çalışmaları sürdüğü için buralar kapalı bu şekilde. Belki ileride açarlar muhtemelen. Bazıları açık. Onlara girebiliyorsunuz. Bir tane giriş bileti alıyorsunuz. Onda sanırım 3-4 tane mi? Bilmem kaç tane hakkınız var. Zaten söylüyorlar, böyle deliyorlar şeyi, bileti. Bir de 3 tane ünlü mezar var. Bir tanesi Tutankamun zaten. Diğer ikisinin ismini unuttum. Onlara biz almadık zaten. Sadece Tutankamun'a bilet aldık. Onun için toplam 2 kişi 2200 pound ödedik. Bu da herhalde 50 dolar falan yapıyor. Şu an tam bilmiyorum ama hesaplayıp daha sonra söyleyeyim. Hatta hesaplayayım ama. Kişi başı 22 dolara geliyor. Diğerlerini de ziyaret ederseniz herhalde 40-50 doları geçer diye düşünüyorum. Bu vadinin ortasında, Krallar Vadisi'nin ortasında da böyle bir dinlenme alanı var işte. Çay kahve içebileceğiniz, soluklanabileceğiniz. Yani isterseniz sırayla hepsini gezersiniz. Ama yok ilgimi çekmiyor derseniz sadece Tutankamun'a girip de çıkabilirsiniz. Yani biz öyle yapacağız. Ya iki mezarı daha girip çıkacağız birazdan. Burada vaktimiz az olduğu için kapanmadan Karnak Kapınağı'na gideceğiz. Yarın da Asvan ve ardından Abu Simbel'e doğru devam edeceğiz. Sonra tekrar buraya geri dönüp buradan Kahire'ye geri uçacağız. Çok hasta olduğum için sanırım piramitlerden virüs kaptım. Böyle dünden beri, böyle iki gündür kötüyüm. Başım çok ağrıdı, eklemlerim çok ağrıyordu. O yüzden çekim yapamadım çok fazla. Kahire'nin için sokakları falan gezdik. Oraları gösteremedim size. Ama Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Orada paylaşıyor olacağım öne çıkanlar kısmında. Şimdi yavaştan Tutankamun'un mezarını da göstereyim. Tutankamun'un mezarı tam bu dinlenme alanının sağ tarafında. No 62. Buradan böyle aşağı doğru devam ediyoruz şimdi. Birkaç mezara daha girip çıkacağız. Çıkış da bu yönde. Bizi havaalanından otele bırakan şoförle anlaştık. Tüm gün bizi her yeri gezdir dedik. Onun için belli bir fiyat verdi. Bu yapacağınız pazarlığa bağlı tamamen. Biz 400 Mısır pound'una anlaştık. Yani tabii bu fiyat değişebilir. Hani ilerleyen senelerde gelirseniz. Toplamda yani Krallar Vadisi, bir tapınak daha vardı, ismini unuttum. Bir de Karnak Tapınağı'nı gezdirecek. Birisi Luxor'un doğu tarafında, diğerleri de batı tarafında kalıyor. Yani East ve West Luxor diye ayrılıyor. Arada tabi biraz mesafe var. Burası için işte yarım saat yol geldik. Şimdi buradan Karnak'a doğru yol alacağız. Yarın da sabah erkenden 6'da kalkıp Asvan'a devam edeceğiz. Buradan Asvan 4-4,5 saat falan sürüyormuş araçla. Göreceğiz bakalım. Krallar Vadisi'nin ardından Karnak Tapınağı'na geldik. Burada kişi başı giriş 450 Mısır poundu. Şimdi size buranın maketini göstermek istiyorum. Ya oldukça büyük bir kompleks.
yaklaşık 5500 yıllık. Şimdi bu tapınağın içini dolaşacağız. Tapınağın en özel yeri ise tam şu ortadaki alan. Gördüğünüz gibi sütunların olduğu. Hadi içeriye doğru geçelim şimdi. Bilet ofisinin oradan biraz yürüdük ve şu an Karnak Tapınağı'nın girişindeyiz. Önünde böyle kocaman bir duvar var. İçeriye doğru ilerliyoruz şimdi. Böyle sağlı sollu koç herhalde bunlar. Koçbaşı gibi. Aslan değil. Hani genelde aslan olur ya. Böyle koçbaşı yapmışlar. Abi vücudu aslana da benziyor. Aslan gibi oturuyor ama şey de olabilir. Hani firavun köpeği ya da kediye benzemiyor. Ama böyle firavunların başındaki o taç benzeri şeye benzeyen şeyler sarkıyor iki yanında. İsmini bilmiyorum. Tapınağın orta kısmındayım. Yani gerçekten çok etkileyici. Devasa sütunlar var yanında, sağlı sollu. Boyları kaç metre acaba? Şöyle bir bakayım, tahmini herhalde bir 20 metre vardır. Bakın şöyle daha iyi anlarsınız. Hemen sağda kadınlar var 3 tane. Yanında da sütunlar. Yani onlardan üst üste 20 tane koysak, 10 tane koysak 15-16 metre yapsa işte. Yani bir 20 metre var bence rahat. Karnak tapınaklarının içinde Ramses 2 tapınağındayım şu an. Duvarda böyle bir figür var. Yani ortadaki muhtemelen Ramses. Horus'la diğerinin adını unuttum. Bir tanesi Horus, şu soldaki olması. Yok, sağdaki Horus olması lazım. Duvarlardaki hiyerogliflerin, kabartmaların, işlemelerin 5500 yıllık olması gerçekten inanılmaz. Bu kısmı kapatmışlar. Zaten çok da bir şey yok. Demin son giren kişiler çıktı. Ya burada da ufak tefek kalıntılar var. Ama asıl olay bu tarafta. Şu gördüğünüz karşıdaki dikil taşın orada. Ya tapınağın orta noktası orası. Tapınakların daha doğrusu merkez bölgesi. Karnak tapınaklarını dolaşmayı bitirdim şimdi. Ya burayı yaklaşık 2 saat ayırmanız yeterli olur. Luxor'a gelince burayı atlamak olmaz. Bence Luxor'da görülmesi gereken en önemli iki yer Krallar Vadisi ve Karnak Tapınakları. Şimdi buradan yavaştan çıkıyoruz. Çıkışa doğru ilerlerken size biraz daha böyle etrafı göstermek istiyorum. Ya özellikle bu kısım çok güzel. Yani şurada çerçeve yapıp çok güzel fotoğraf çekebiliyorsunuz. Hemen şu ortada iki tane dikil taş var, sütun karşıda. Yani güzel fotoğraf çıkıyor. Şurada da tapınakların haritası var, ona da bakalım. Havadan görüntüsü bu şekildeymiş. Bu da genel haritası. Ya oldukça büyük bir tapınak, o yüzden en az 2 saat ayırmanız gerekiyor düzgün gezebilmek için etrafa. Alt kısım her ne kadar sonradan yapılmış olsa da gördüğünüz gibi mahvetmeyi mal etmemişler. 5500 yıllık tapınağın, ya yani hiyerogliflerin hemen altına böyle isim yazmışlar. Arzam 24. Matlas, KRTS ile Miro'nun aşkına şahit oluyorsunuz. Çıkışı artık çok az bir şey kaldı. Şuralarda hala çalışmalar sürüyor. Tapınaklar 4'te kapanıyor. Şu an 15-20 dakika falan kaldı ama hala çok kalabalık etraf. Ya belki bugün biraz geç kapanıyordur, bilmiyorum. Ama bizim aracımız bekliyor dışarıda, ona yetişeceğiz. Şuradaki kabartmalar inanılmaz, hiyeroglifler. Renkleri hala üzerinde duruyor. Yani burası çok iyi korunmuş bu kısım. Zaten tapınağın en ihtişamlı kısmı da burası. Ve çıkışa geldik sayılır. O girişteki büyük duvar, tapınağın girişi. Buraya kişi başı 450 Mısır poundu verdik. Girerken yalnızca kart kabul ediyorlar. Ama 100 pound komisyon verirseniz iki kişi için, kişi başı 50 pound. Kapıda yardımcı oluyorlar, yani kendi kartlarıyla ödüyorlar komisyon karşılığında. Yani kişi başı 450 pound'a girebilirsiniz. Yorucu bir günün ardından odaya geri döndük. Luxor'da kaldığımız yeri göstereceğim size. Oda biraz dağınık, kusura bakmayın. Böyle iki tek kişilik yatak, ufak rahat bir oda.
Burası da balkonu. Balkon hemen caddeye bakıyor. Böyle faytonlar geçiyor sürekli. Fayton kiralayabiliyorsunuz ama tercih etmiyoruz. Kahire'de korna sesinden bıkmıştık. Burası gündüz çok sessizdi. Burada da şimdi kornaya basmaya başlamışlar. Ama tabii ki nüfus daha az olduğu için daha sakin burası. Şu karşısı güneşin battığı yer. Luxor Tapınağı. Önünde de böyle uzunca bir yol var. Kral yolu mu diyeyim, ismini bilmiyorum. Karşılıklı böyle hayvan figürleri var. Aslan mı yoksa firavun köpeği mi diyeyim. Ya böyle kafaları firavuna benziyor. Böyle hani firavunların sağından solundan bir şey sarkıyor ya. O giydikleri şeyin adını ne bilmiyorum. Hani saçlarını örtmek için mi yoksa neyse. Onu hiç araştırmadım. Kafaları o şekilde yani. İnsan mı hayvan mı bilmiyorum. Böyle karşılıklı dizilmişler. Yol boyunca onlardan var. Şimdi Salih duş alıyor. Biraz dinleneceğiz. Ardından akşam yemeği için hemen yan tarafta güzel bir restoran var. Oraya geçeceğiz. Yarın da sabah erkenden Asvan yolcusuyuz. Akşam yemeği için otelin yanındaki bir mekana geldik böyle. Tavuk şiş istedim. Masaya böyle mangalla servis edildi. İlk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Bu sabah Luxor'dan sabah 6 gibi ayrıldık. Yaklaşık 5-6 saat süren bir yolculuk sonrası Asvan'a vardık. Yolda lastiğimiz patladı. Çok fazla tümsek vardı. Çok zorlu bir yolculuk geçirdik. Normalde 4-4,5 saat sürüyor dediler ama neredeyse 5,5-6 saatte vardık. Asvan, Nil Nehri'nin yanında kurulu bir şehir. Luxor gibi. Ya buradaki çoğu şehirler öyle gerçi ama Asvan'ın hemen karşısında Nil Nehri'nin ortasında bir tane ada var. Elefantin Adası diye. Biz de o adanın ortasında bir köylünün evinde kalıyoruz. Guest House'ta. Ada küçük bir ada. Böyle dar bir sokaktan adanın bir ucundan diğer ucuna doğru ilerliyoruz şimdi. Nasıldı yolculuk kral? Deneyimlerini anlatmak ister misin? Nasıldı? Süper bir yolculuktu. Yani özellikle Mısır'a gelmek isteyenler özel araç kutusuna öyle gelsin. Bu adaya hemen Asvan tarafında kalkan küçük kooperatif tekneleriyle yaklaşık 10 pound'a geçebiliyorsunuz. Aynı dolmuş mantığı filikalarda olunca hemen kaldırıyorlar. Sürekli bir git gel var, sabah 6'da başlıyormuş. Yarın biz de sabah 6'da uyanıp botla tekrar karşıya geçeceğiz. Oradan arabaya atlayacağız ve Abu Simbel'e doğru yol alacağız yine 4-5 saat boyunca. Sonra oradaki Ramses Tapınağı'nı ziyaret ettikten sonra tekrardan buraya geri geleceğiz. Burada kısa bir molanın ardından da Luxor'a geri döneceğiz tekrar. Bakalım yarın bizi neler bekliyor. Şu hemen karşısı Asvan. Tekneler de oradan kalkıyor. Bunlar da böyle renklendirilmiş, biraz boyamışlar. Bazı evler böyle güzel duruyor. Bazıları eski inşaat halinde hala. Böyle adanın ortasında ufak bir köy. Şimdi bir de adanın bir ucunda dünyaca ünlü bir otel zincirinin oteli var. Yani o yönde değil, tam aksi yönde de bir tane tapınak varmış. Yine Mısırlılardan kalma, eski Mısır medeniyetinden. O tapınağa doğru ilerliyoruz. Bu arada birçok yerde Jamaica yazıyor. Jamaica Feluca, sonra Jamaica Guest House vardı. Ya burada sanırım hani emin değilim, bilmiyorum. Jamaikalıları olan hayranlıklarından dolayı mı yapmışlar? Yoksa gerçekten Jamaikalılar mı yaşıyor? Bilmiyorum. Ama sürekli Jamaika ile ilgili bir şeyler görmeniz kaçınılmaz. Sokaktan ilerlerken bu duvar boyamalarını göstermek istedim size. Burada Nil Nehri'ni resmetmişler. Arapça bir şeyler yazıyor kenarında. Tam karşıda bir tabela gözüküyor. Animalia diye. Bu Animalia da sanırım böyle doldurulmuş hayvan müzesi. Yani internetten fotoğraflarına baktığımda öyle çıktı. Ya oraya girmeyeceğiz. Şurada ne yazıyor? Bait Zaniye. Bu da kalınacak bir yer herhalde. Bence bu taraftan gideceğiz, şu yoldan. Böyle şu an dört yol ağzına geldik. Yönümüzü bilmiyoruz ama muhtemelen bu taraftan. O yoldan devam edip dümdüz yürüdük. Böyle nehrin kenarına geldik. Tam karşıda bir tane katedral var. Bayağı büyük. Onun hemen ön kısmında da böyle park gibi bir yer var. İnsanlar takılıyorlar, oturmuşlar. Güneşin tadını çıkarıyorlar. Oradaki kayalar da bir hayli enteresan. Böyle şeydeki, nasıl diyeyim, hani şeyseller fotoğraflarını görürsünüz ya, böyle granit. O taşın ismini unuttum, kayanın. O tarz kayalara benziyor. Böyle biraz daha pürüzsüz, oval. Hemen burada da işte yelkenler, filikalar falan var. Yol üstünde bir tane kafe house'a girdik hemen köyün içinde. Böyle yavru, canlı Nil timsahı var. Adaya buradan giriş yaptık. Tam buradaki iskeleden şu karşıda gördüğünüz bottan inmiştik. Tabii bir saatten fazla oldu, iki saat falan oldu. Şimdi burada hemen iskelenin yanında
Şu bot bir gitsin de çok ses yapıyor. Aa, balıkçılık konulu oraya bir tane bembeyaz. 2-3 dakika içinde karşı kıyıya ulaşabiliyorsunuz. Şimdi buradaki basamaklardan şurada King Jamaica adlı bir mekan var. İskelenin hemen yanında. Orada oturup bir şeyler içeceğiz. Konumu çok iyi. Yani manzarası olsun, yeri olsun. Güneş de alıyor. Bakar mısınız şuraya? Şöyle yukarıda da oturma yerleri var. Şimdi burada bir şeyler içeceğiz. Bu güzel manzara eşliğinde. Aşağısı Nil Nehri. Balıkçılığı da şurada güneşleniyor. Yer değiştirdik. Böyle biraz daha tepede daha güzel bir masaya geçtik. Tam ayaklarımızın altında Nil Nehri akıyor. Karşıda kruzlar park etmişler. Bu kruzlar Luxor'dan kalkıyor. Abu Simbel'e kadar devam ediyor. Böyle 2 günlük, 3 günlük gecelik daha doğrusu turlar şeklinde. Yemekli, içmeli. Direkt o pencereler zaten oda. Kruzda kalıp yol alabiliyorsunuz Nil Nehri üzerinden. Ama biz araçla gelmeyi tercih ettik. Burada şimdi bir şeyler yiyip içeceğiz. Bu adada ve Asvan'da 7000 yıldır Nubyan halkı adlı bir halk yaşıyormuş. Asvan'da yapılacak en güzel şey bu üzerinde bulunduğumuz Elefantin Adası'nı ziyaret etmek. Ve bu filikalarla Nil Nehri boyunca böyle günlük 3-4 saatlik turlar oluyor. Yani saatini kendiniz ayarlayıp anlaşabilirsiniz. Tekneyle böyle bir gezinti yapmak. İleride birkaç ada daha varmış. Oraları ziyaret ediyor. Nubyan köyleri var işte, onları ziyaret ediyor. Canlı timsah falan, Nil timsahı bulunduruyorlarmış. Onları görebilirsiniz. Yani onun dışında burası daha çok Luxor'dan Abu Simbel'e bir geçiş noktası olarak kullanılıyor. Bir dinlenme yeri olarak kullanabilirsiniz. Bir iki tane de tapınak falan, obelisk bir şeyler var. Onun dışında da çok bir şey yok. Şimdi yemeğimiz geldi. Bir et tajin istedi Salih. Ben de balık tajin istedim. Yanında böyle salata, pilav ve tahin getiriyorlar. Ortadaki de yine sebzelerden oluşan bir tajin. Ve ekmek. Nubyan usulü bir akşam yemeği yiyoruz şu an. Dostlar günaydın herkese. Saat sabah 8.30 şu an. Çölün ortasındayız. Bir dinlenme tesisinde durduk böyle. Gerçekten hani ıssızlığın çölün ortası. Hiçbir şey yok. Sadece elektrik direkleri var. Yol kenarında, yol boyunca. Yol dışında sağda solda hiçbir şey yok. Hava çok soğuk. Güneş doğmasına rağmen. Yani şu an tam tepeye çıkmadı ama çıksa bile hava biraz soğuk. Ocak ayını bitirdik şu an. Şubat'a 21 Şubat'tayız. Yani şu an üşüyorum bayağı. Hafiften böyle titreme geldi. Şimdi arabaya geçeceğiz. Abu Simbel'e yaklaşık 100-110 kilometre yolumuz kaldı. Arabamız da buradaki araç. Geçelim bakalım. Asvan'dan 4-5 saat süren yolculuğun ardından Abu Simbel'e vardık şimdi. Bu sol tarafımızdaki dağın ön tarafı, tepenin ön tarafı da o Ramses'in heykelleri var. Birazdan göreceğiz. Giriş için yaklaşık kişi başı 615 Mısır poundu verdik. Yani o da yine 615-620 TL falan yapıyor. Öğrenci için ise yarısı, yarı fiyatı. O da 300-305-307 pound falan. Ve tepeyi açtık. Şimdi birazdan sol tarafta göreceğiz Ramses'in heykellerini. Şurada solda da hieroglifler var, işlenmiş. Evet, Nil Nehri'nin hemen yanı başında Ramses Tapınağı. Düşmanlarına korku salmak için yaptırmış zamanında. Bir tanesi kırılmış ama üçü hala sapasağlam yerinde. Ve sonunda geldik günler süren yolculuğun ardından. Kahire'den çıktık yola. Önce Luxor, sonra Asvan, ardından Abu Simbel ve işte buradayız. Birazdan içine gireceğiz tapınağa. Şu ileride bir kafe var küçük. Hemen sağ tarafta bir tapınak daha var. Oranın ismini unuttum. Önce buraya gireceğiz. Tapınağın içindeyiz şimdi. Duvarda böyle görseller var. Bunlar hep afterlife, yani yaşamdan sonraki ikinci yaşamı temsil ediyor.
ikinci yaşama geçişi. Burası da ana koridor. Ana kapıdan dümdüz yürüdüğünüzde böyle sağ sollu odalar var. Tam karşıda ise böyle minik, daha küçük bir oda var. Soldan sağa doğru saymaya başladığımızda 3. heykel, yani Ramses'in heykelinin yüzüne sadece yılda 2 kez güneş vuruyor. Ramses'in doğum gününde ve tahta çıktığı gün. 22 Ekim ve 22 Şubat. Astronomik hesap gerçekten müthiş. Geçen sene tam o tarihlerde burası Ebu Simbel'in önü tıklım tıklımmış. İnsanlar sıraya girmiş görmek için. Ramses Tapınağı'nı solda bıraktık. Bu da hemen yan tarafındaki Nefertari. Doğru okuduysam. Yani Nefertari'ydi. Şimdi onu da içine bakacağım. Sonra yavaştan dönüşe geçeceğiz. Birkaç fotoğraf aldık. Saat sabah 07.16, şu an havaalanına doğru geçiyoruz, Luxor Havaalanı'na doğru. Tam karşıda balonlar kalkmış. Herhalde böyle 6 gibi kalkmaya başlıyorlar. Bir bölümün daha sonuna geldik dostlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın, sonraki bölümlerde görüşürüz.